Evet arkadaşlar, Film Soğucan'dan herkese merhaba. Ben Ozan Kıracı. Bugün de sizinle birlikte diziler konseptinde çok farklı bir yapıma değineceğiz. Değineceğimiz yapımın adı 11-22-63. Şimdi ismi böyle deyince garip gelmiş olabilir. İlk başta bana da garip geldi. Ben de zaten rastgele izledim. Stephen King ve J.J. Abrams'ın birlikte çıkardığı bir yapım. Zaten aslında dizi Stephen King'in bilim kurgu romanından uyarlama. Dizinin kadrosuna baktığımızda yani göze çarpan en net isim, hani böyle başrolde oynuyor zaten. Bizim sevdiğimiz, aslında eğlenceli içerikleri üreten, güzel bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu olan James Franco. Ama diziyi bana göre, Film Solucan'ın ekibine göre diyeyim, üst kademeye çıkartan şey ise J.J. Abrams'ın yapımcılığından ve Stephen King'in hikayeye direkt etki etmesinden dolayı. Fakat hikayeyi televizyon için uyarlayan isim Bridge Carpenter. Zaten dizinin sadece ilk bölümü yayınlandı, yani pilot bölüm gibi değildi, 1 saat 20 dakikalık bölüm yayınlandı ve bu dizinin mini dizi olacağı haberi verildi. 3 bölüm diyenler var, 9 bölüm diyenler var. Tam olarak kaç bölüm olduğunu bilmiyoruz. Ama her bölüm sinematik açıdan gerçekten kaliteli. Hem oyunculuk hem de yönetmenlik açısından. En azından yayınlanan ilk bölüm, izlediğimiz ilk bölüm. Yani onun sinyalini verdi diyebiliriz. Üstün körü spoiler vermeden filmin içeriği hakkında, pardon, dizinin içeriği hakkında bilgi verirsek, yanlış anlamadıysam James Franco bir edebiyat öğretmeni, bir hikaye anlatıcısı, yani Türkçe öğretmeni, bir öğretmen yani, bir şey yapıyor. Bir şey yapıyor derken tam olarak şu aslında: sabahları küçük öğrencilerle uğraşırken akşamları da okulda bulunan diğer insanlara hikaye hakkında bilgiler veriyor, hikaye yazımı hakkında. Eşiyle ilgili sorunları var, eşiyle ayrılma aşamasında, ayrılma kararı almışlar, ayrılacaklar. Fakat hani imzalar atılmamış gibi bir durum var. Ve sürekli takıldığı bar gibi bir yere, hani böyle Amerika'da gördüğümüz filmlerde, özellikle Men in Black serisinde gördüğümüz barlar olur ya, böyle turta yersiniz filan. 15 senedir öyle takıldığı bir ortam var ve oranın sahibiyle çok yakın arkadaş. 15 senedir. Bu yakın arkadaşlığından dolayı samimiyetinden, şakalaşmalar filan var. Ve bir gün oraya gittiğinde eşi geliyor, imzalar atılıyor. İşte bir vedalaşıyorlar filan sarılırken o arkadaşı içeri gidiyor. İçeriden döndüğünde ise bir anda kanser olmuş. Yani 5 dakika içinde kanser olmuş. James Franco bunun sebebini öğrenmek istiyor ve adam da sebebini anlatıyor. Sebebi ise, biraz spoiler olabilir, onu söyleyelim. Hani biraz spoiler olabilir. O barın, adamın sahip olduğu barın içinde geçmişe giden, 1960'lı yıllara giden bir kapı olması. Adam o barı, o yani pub'u artık işte neyse, böyle dükkanı aldıktan sonra fark etmiş ki böyle bu dolap geçmişe gidiyor. Geçmişe bir yolculuğu var ve bundan dolayı bunu kullanmaya karar vermiş. Bu kararın sebebi ise Vietnam'da savaşması, işte eski Amerika'yı görmesi filan ve 1963 yılında olan kendi suikastını durdurmayı hedeflemiş. Bunun üstüne hikaye devam ediyor. Adam kanser olduğu için James Franco'nun istiyor filan, neyse o kadar detay vermeyelim. Ama bize göre oyunculuk açısından, hikaye açısından, senaryo açısından ve yönetmenlik açısından gerçekten başarılı bir film. Düşün, hala film diyorum, dizi ama film gibi. Yani ilk bölüm beni çok etkilediği için hemen size de aktarmak istedim. Akış içerisinde yakalayın ki izleyin istedim. Yönetmenliği, yani bu kadar övdüğüm için bu yönetmenlik beni etkilemişti. Fakat altı yönetmenin birisi de James Franco, yani başrolünde olduğu dizinin bir bölümde yönetmenliğini üstlenecek. Bu kadar bilgi verdiğimiz yeter. Bence mutlaka gidin izleyin. Daha ilk bölüm yayınlandı, sakın kaçırmayın yani. Mutlaka izleyin yani. Çok hoşumuza giden bir yapım oldu. O zaman bir dahaki diziler konseptinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.